Nereden geliyorsun? Yandık yine. Bunlar hemen bir röportaj var. Evet. Deniz, orası yıkıldıktan sonra deniz karayla ağaçlara kadar birleşti. Yani. Kuvvetli bir rüzgardan dolayı işte deniz 10 metre falan bir yol kenarına falan ulaşmaya çalışıyor. Şu anda her yer gördüğünüz gibi dalgalar daha çok, ağaçları da yıkmaya yelteniyor yani. Evet. Restoranların da masaların olduğu yere kadar çıkıyor yani. Restoranta falan dayanıyor yani orada restoranta. Restorantın masaları vardı orada. Onları kaldırdılar şu anda. Restoranta kadar yani duvara kadar dalgalar şu anda geliyor yani. Çok kuvvetli rüzgar olduğu için de dalgalar şu anda daha büyük dalgalar gelmektedir yani. Yol kenarına kadar geliyor yani. Karayla birleşmiş deniz. İlk önce şu antik tarihi taşların üstünü dolgu yapılması. Burayı kurtarmak istiyorsak. Bu teknelerin burada durması için bu karşıdaki kayaların dolgu olması. Artık havadan da işte yapılacak bir şey yok. Fırtınaya yapılacak bir şey olmadığı için çaresizlikten karşı tarafta kırılıyor, parçalanıyor tekneler. Önlem alamadığımız için. Yapamıyoruz, bir şey yapamıyoruz yani. Toplamda işte 7 teknemiz batıp makineleri parçalandı yani. Ağlar, tekne, her taraf berbat yani. Dalga şimdi ağaçlara kadar geliyor. Yazık, günah. Lodos bunlar sayılı fırtınalar. Takvimde belli zaten. Kış aylarında yani bu Kasım ayından sonra olan fırtınalar belli, sayılı fırtınalar. Tabii buradaki önlem, kayalar olmayınca burası böyle oluyor. Başka bir şey olmaz yani. Dalgaya hiçbir şey dayanmaz. Dayanmadığı için o restorantı da alıyor tabii. O ön tarafını olduğu gibi kırdı tabii. Yani şey değil. Buradan kopan kayık işte. Ters dönmüş duruyor. Adam masrafı çok diye bıraktı. Yani yaptırmaktansa almamayı tercih etti yani. Bıraktı, orada kaldı.